Bizim iyi yönümüz dindar kesimle laik kesimi uzlaştırıyoruz. Gelenekçi kesim kesin hatlarla ayrılmak istiyor. Yani laikleri dışlayacak, dekolte giyinenleri dışlayacak, müzik dinleyenleri dışlayacak veyahut işte alkol alanları dışlayacak, neşeli hayat yaşayanları, efendim plaja gidenleri dışlayacak. Biz öyle yapmadık. Her iki kesimi, dindar kesimle laik kesimi uzlaştıracak ne yön varsa onu arayıp bulduk ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat gelenekçi kesimin bir kısmı toplumu bölme konusunda kararlı. Bu çok büyük bir yanlışlık. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani müzik olan yerde Allah'ı anamazsın diyor. Kur'an da olmaz diyor. Allah Allah. Plajlarda o zaman Kur'an yasak. Allah'ı anamayacaksın. Düğünlerde Kur'an yasak. Allah'ı anamayacaksın. Eğlencelerde, efendim, herhangi bir nişanda veyahut kına gecesinde Allah'ı anamayacaksın. Çünkü müzik var, eğlence var, insanlar toplanıyorlar. Kur'an'ı da bulunduramazsın orada diyor. Bayanların olduğu yerde. Bayanların olduğu yerde, dekolte olan yerde. Mesela plajlarda hanımlar dekolte. Veyahut Kuşadası, Fethiye, Köyceğiz, Antalya, orada halk, hanımlar hep mini etekle geziyorlar ve çok dekolte kıyafetleri, yani yaz olduğu için. E burada Kur'an olmaz diyor. O zaman o şehirlerden Kur'an'ın çıkarılması lazım. Allah'tan da bahsedemezsiniz diyor. Yani bu neye göre böyle bir duruma geldi, bunu anlamak mümkün değil. Muhafazakar kesim, herkesi muhafazakar zannediyor. Halbuki değil, Türk gençlerinin büyük bölümü modern ve dışa dönük. Müzikten hoşlanıyor, danstan hoşlanıyor, eğlenceden hoşlanıyor. Hatta kendi çocukları bile çok modernler. Mesela muhafazakar bilinen ailelerin çocukları hepsi ultra modernler. Haberleri bile yok. Yani kapalı genç kızlar da hepsi çok ultra modernler. Onlar kendi 1960'ların kafasında kalmışlar. Bütün halk da öyle kalacak zannediyor. Böyle bir şey yok. Mesela Gezi olayında laik kesimle dindar kesim arasındaki anlaşmazlığı gördük. Ve o aradaki kopukluk bağını kapatarak dengeyi zor sağladık o dönemde. Yani aydın laik gençlerle gelenekçi Ortodoks Müslümanlar arasındaki o uçurumu özenle kapatmaya çalıştık ve dengeyi sağladık. Böyle muhafazakar kesimin bu modern, laik gençlere yönelik hiçbir çalışması yok, bağı da yok, tamamen kopmuş durumda. Çocuklar dinsiz gibi görüyorlar. Yani tamamen dışlamışlar. Biz o gençleri kazanmış olduğumuz için onları ikna edebildik o dönemde. Ya dedik, işin aslı budur, vatana, millete sahip çıkalım, sakin olun, şu bu falan. Onlar da kendi başarıları zannediyor. Yani bu Gezi olaylarının bastırılmasını falan kendi başarıları zannediyorlar. Atatürkçü laik kesimle uçurum var. Yani biz olmasak kim bilir ne olur bilmiyorum yani. O dengeyi sağlıyoruz, aradaki bağı sağlıyoruz. Ben ne diyorum? Laik Atatürkçü kesimle dindar halk, muhafazakar halk iç içe olsun, birbirlerini sevsinler. Ben o aradaki kopukluğu kapatmaya çalışıyorum. Yani benim vasfım bu. Müzikle, dansla, dekolte hanımlar var, eğlence var. Ve dindarlığın, Müslümanlığın her türlü güzelliği var. Bakın ikisi birlikte böyle güzel yaşanır, ben evet, göstermeye çalışıyorum. Evet, evet, adamlar da diyor ki, hayır arkadaş diyor, Atatürkçü ve laiksen, bir kadın dekolte giyiniyorsa, kendine bakıyorsa, makyajlıysa, oraya Kur'an gelmez. Müzik varsa oraya Kur'an gelmez. İslam'dan, Allah'tan, dinden bahsedemezsin diyor. Ne olacak peki? Bahsedemezsin diyor. Ben müsaade etmem diyor. Plajlara da Kur'an sokulmaz diyor. Eğlence yerleri, oraya da Kur'an gelmez diyor. Düğünler, düğüne de Kur'an'ı getiremezsin. Kına gecesi, oraya da Kur'an gelemez. Nişan, oraya da gelemez. Karadeniz'de mesela horon tepiyorlar. Orada Kur'an olabilir mi? Olamaz diyor. Güneydoğu'da kadın erkek birlikte halay çekiyorlar. Karadeniz'de kadın erkek birlikte horon tepiyorlar. Orada Kur'an olabilir mi? Olamaz diyor. Buna fetvayı veren çok küçük bir azınlık. Riskli olur bu. Yani bayağı riskli olur. Yani çünkü toplum arasında uçurum meydana getirir.
laik dindar kesimle eğlenen, gülen insanlarla içine kapalı, gelenekçi Ortodoks, denize girmeyen, müzik dinlemeyen insanlar arasında ciddi bir uçurum meydana getirir. Bu da riskli olur diye düşünüyorum. Bunu değerlendirmek lazım. Ben o uçurumu kapatmaya gayret ediyorum. Yani milli birliği sağlamaya gayret ediyorum.